Bakalım müsait olduğun zaman atarım. 10 kişi var herhalde. Var mı? Var bayağı. Kalabalık. Hititler tarafından konuşma yetisinin geliştirdiğine inanılan bir inanç var Tavuk Gün'den gelen. Kıbrıs'ın güney bölgelerinde çıkan bir taş. Ayrıca yörede başarı dediğine, stresi giderdiğine inanılıyor. İşte daha önce çalışmalar başlatılmış ama yürütülememiş. Geldikten sonra özellikle markaya bir proje sunduk. Fakat oradan çıkmayınca sağ olsun İşkur Müdürümüzle ortak bir projeyle başladık Kıbrıs'ta. Üretimine başlandı. Kolye yani takıların yanı sıra magnetle de başlayacağız bu işe. Çalışmaları şu anda devam ediyor. Bu atölyeye magnet çalışmalarını da ekleyeceğiz. Yalnızca Kıbrıs'ın özelliklerini göstermeyecek bu magnetler. Bolu'nun tüm özelliklerini taşıyan magnetler oluşturacağız. Bolu turizmine, altyapısına, materyal yetiştirmenin peşindeyiz. Bunun yanı sıra yine seramik bölümüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Taş atölyesi ne zaman açıldı? Kaç kişi çalışıyor? Taş atölyesi 15 gün falan oldu işte. Şu anda 18 kişiyle devam ediyoruz. Aslında 30 kişi başvurmuştu. Bir kısmı İşkur'dan 6 aylık süreye takıldığı için katılamadılar. Ama onları da destekledik, onlar da katılmaya başladılar. Sayı 20'yi geçti. Çalkalı'da ekonomik olarak bir getirisi var mı? Şimdi İşkur'la başladık ama pazarlama başlayınca tabii ilçe halkına da getirisi olacak. Daha sonra taşı belirli olarak atölyemizde şekillendirip kadınlarımızla gümüş işçiliğini evlerde yaptırma niyetimiz var. Tabii Kıbrıs ekonomisinde de büyük katkılarına olacağına inanıyoruz. İlk etapta hedefimiz Bolu'da pazarlama yoluna gideceğiz ama tabii gelişir tutulursa Türkiye genelinde veya dışarıya ihracı konusunda da çalışmalarımız olacak. Dışarıdan da talepler var, plaka halinde isteyenler var ama ben kendimizde böyle bir atölye fırsatı varken, insanlarımıza iş imkanı varken dışarıya plakalar halinde satılmasına taraftar değilim. Kıbrıs'ımızın değerli taşlarını yani kullanmak istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz. Atölyemiz açıldı yeni. Bu atölyemizin sürmesini istiyoruz. Hani gelir kaynağı olsun en azından. Değerli şeylerimiz yani ön plana çıksın diye. Devam etmesini çok istiyoruz. Tabii ki buna çok emek lazım. Çok emek sarf etmemiz lazım. Taşı işlemek zor mu? Taşı işlemek zor ama tabii ki bizler için çok kolay, çok eğlenceli yani. Çok yani bu mesleğin eğlenceli olması için yani çok yürümesini istiyoruz. Çok mutluluk, huzur verici bir meslek yani bilmiyorum hani. Bize çok mutluluk veriyor. Her taş ayrı ayrı bir pozitif enerji veriyor insana.